Baksana bir. Senin ne işin var burada? Ne istiyorsun Necdet? Konuşsana. Necdet. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi lütfen çıkar mısınız? Ya vallahi billahi yok annem. Bak. Söyle annene. Duruşmaya gelip babam hakkında ileri geri konuşmayacak. Ya baban kim? Siz kimsiniz? Ben Nazif Kara'nın oğlu Orhan Kara. Abim annenin çocuğu olduğuna göre seninle de kardeş sayılırız. Bu ne demek şimdi? Ne kardeşi? Belli ki sana anlatılmamış. Annen Nazif Kara'nın eski karısı. Abimin de anası. Yalan. İmkansız. Anana sorarsın artık. Bana bak. Azıcık analık vicdanı varsa çocuğunun hatırına duruşmada ağzını açmaz. Tamam mı? Önüne baksana be oğlum. Allah Allah. Süleyman'ı öldürdün. Bir de oğlumu çalmışsın. Ölmeden önce doğruları söyle Nazif. Oğluma gerçekleri anlat. Bunu Mahir için yap. Kader. Ne anlatacağım? Ne gerçeği? Abi, senin bana demin gösterdiğin adam Salih Pek'te eminsin değil mi? Evet. Esmer, bıyıklı, 2 metre. Aynen o. Turgut Akın, savcı bey çıktı mı? Yok, çıkmadı. Bir şey mi oldu kardeşim? Yok abi, bir şey. Karışıklık oldu da o yüzden sıkıntı. Görüşmesi. Anne abimdir bence girelim. Yoksa görüş bitti diyecekler, göremeden döneceğiz. Buraya kadar geldik. Görmeden gitmem. Gidip bir daha sorayım ben o zaman. Sor anne. Aa, bir şey oluyor kadıncağıza. Aa, bak bayıldı kadıncağız. Gardiyan. Hanımefendi. Feride Hanım. Efendim Bahar'cığım. İyi akşamlar diyecektim. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar Turgut Bey. İyi akşamlar. Feride'ciğim, inan aklım hep sende. Nerede kalıyorsun, rahatın, keyfin yerinde mi? Ziyadesiyle kaygılıyım. Ben gayet iyiyim Turgut. Rahatım da yerinde. Sorduğun için teşekkür ederim.
Sen de gayet iyi görünüyorsun. Allah kimsenin saadetini bozmasın. Aslını sorarsan ben hiç iyi değilim Feride. Bedbaht bir haldeyim. Başıma gelenleri bir ben bilirim ya Allah. Öyle mi? Üzülme. Seninle konuşmaya ziyadesiyle ihtiyacım var. Bana bir akıl verirsen çok bahtiyar olacağım. Bu kadar yıllık dostluğun hatırına bunu benim için yapar mısın Feride? Şöyle bir çıksak, otursak bir yerde, biraz dertleşsek. Ne dersin? Bir dosta hava su kadar ihtiyacım var. Savcının yanındaki kim? Ha, şu mu? Eli indir abi, eli indir. Feride hakim. Vay vay vay. Turgut Bey'in dilinden düşürmedi efsane hakim. Kara sevdalısı bu ha. Yıllar sonra müşerref olmak bugüne kısmetmiş Dilber. Gel Mahir gel. Ben de son hazırlıkları yapıyorum. Sevkiyat akşama mı? Evet. Hava kararınca yılan malı alacak. Biz de ondan alacağız. Al. Bu senin. Al sen Mahir. Ne olur ne olmaz. Yok arkadaş, kalsın. İyi. Çıkalım. Detayları yolda konuşuruz. Hadi. Anne ayılıyor galiba. Oh, çok şükür doktora hacet kalmadı. Durun. Tansiyonunuz düştü. Birden ayaklanmayın. İçeriden çıkınca bir fenalaştınız da. Endişe ettik biz de. İyi misiniz? Kendinize geldiniz mi? Kader altındı değil mi? Buyurun. Para gökyüzü. Senin yüzünden daha özgür değil dışarısı torunum. Dedem, buradan çıkınca bana kundura yapmayı öğretecek misin? Karar verdim. Ben büyünce sen olacağım. İlknur'um, Allah senden razı olsun kızım.
Bana şu hayattaki en büyük nimeti tattırdın. Torun sevgisini. İnşallah ikincisi de böyle olur. Senin yerin başka tabii. Öyle değil mi Safiye? Safiye? Bir şey mi oldu? Baba dışarıda bir kadın bayıldı gözümüzün önünde. Biz de yardım ettik. Böyle apar topar gitti, sonra bir teşekkür bile etmedi. Ne derdi varsa. Sen bu Necdet'i tanıyor musun? Nacan'ın Necdet mi? Çok değil. Ama bir durum varsa araştıralım. İyi olur. Bir şey mi var? Bildiğim bir şey yok. Ama içimden bir ses. Sen bir araştır bakalım. Senin hissiyat kuvvetli. Demek ki bir bakmak gerek. En olmadık anlarda karşıma çıkıyor. Arada Dalyan abi olmasa çekeceğim bir kenara. Merak etme. Dökerim seceresini. Eyvallah. Ah Feride, hiçbir şey arzu ettiğim gibi değil. Serra müteahhit gösteriş düşkünüm. Ne ruhlarımız uygun birbirimize, ne de hayat biçimlerimiz. Zaten biliyorsun, hiçbir şey benim kontrolümde olmadı. Her şey Serra'nın zorlamasıyla oldu ve devam etti. Kendimden, kalbimdeki ince sızıdan kaçarken ona tutundum. Lakin hayatımın en büyük hatasıymış. Açıkçası ben şaşırdım. Serra gayet mutlu görünüyordu. Senin bu sıkıntılarının farkında değildi. Alınma ama Feride'ciğim, siz kadınlar hep böylesiniz. Hemen umutlanıp evlilik hülyalarına dalıyorsunuz. Ayaklarınız yerden kesilince gözleriniz de kapanıyor. Olanı aslı gibi göremiyorsunuz. Hayalperestlik bu, gerçek değil. Karşındaki seni gerçekten seviyor mu? Niyetin ne? Onun bile ayırdığına varamıyorsunuz. Aşk kısa vadeli bir sarhoşluk hali. Ben böyle genellemelere inanmıyorum. Her insan gibi her ilişki de birbirinden farklıdır. Aslına bakarsan insan aşık olacağı kişiyi seçemiyor. Bir anlık bir hissiyata kapılıyor. Filvaki'yi, aşık maşukunu yaşadıkça tanıyor. Onun içini, beşeriyetini öyle keşfediyor. Ah Feride ah. Çeşit çeşit yüzleri çıkıyor insanın. Tahayyül bile edemezsin. Bir Adem oğlunun diğerine yaptığını akrep akrebe yapmaz. Hülasa benim dünya evine girme hadisem başlamadan sona eriyor, anlayacağım. En yakın vakitte yüzükleri atacağım. Vallahi üzüldüm ikiniz için de. Umarım sizin için hayırlısı olur. Tabii tabii. Serra biraz üzülecek. Bana ziyadesiyle sevdalı. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Yani sevmediğim biriyle ömrümün geri kalan kısmını geçirebilir miyim? Hem ona yazık hem bana. Öyle değil mi? Tabii. Neyse, sen nasılsın? Babanla aranız nasıl? Ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Hay hay Feride'ciğim, nasıl istersen. Mama abi, şunu unutma. Senin canın yanarsa benim de yanar. Hep yanındayım. Annen iyi bakalım. Baba. Hadi bakalım.
Allah'a emanet ol baba. Siz de yavrum. Mahir'e verdim mektupları. Ben aldıydım kuyudan. Mahir de götürdü adliyeye. İnşallah işe yarayacak. İnşallah. Onun için mi gelmiş? Niye gelmiş? Ne demek istedi anlamadım. Gerçeği açıkla dedi gitti. Arkasından ses ettim ama gerine dönmedi. Sonra da fenalaştı. Benim Süleyman'ı öldürdüğüme inanıyor. Ya mahkemede kötü konuşursa? Görüş bitti. Mesaide görüşürüz Tabut. Feride, eve kadar eşlik etseydin. Yok, gerek yok. Teşekkür ederim. Feride, kaldığın yere Salih'e mi geliyor? Ondan mı kaçışın, benden saklayışın? İyi akşamlar Turgut. Pekala söyleme, sen de kalsın. Mamafi şunu bil ki, bende de istediğin vakit kalabilirsin. Hatta istersen bu gece kal. Ben evi senin için hazırlatırım. Gerek olacağını sanmıyorum. Tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi olurdu be Feride'ciğim. Ben de kalırdım. Sabah Salih'in cenazesine beraber giderdik. Damlar. Onun alışverişi kısa sürer. Parayı veririm, onu alır kaçar. Kamyonu kendi mi götürecek? Yok. Nerede onda o yürek? Maşa kullanır. Kendi elini yakmaz. Onlar malı alsınlar. Biz de peşlerinden. Ama kendimizi göstermeyelim. Bu kez de yakalanırsam bırak içlerine girmeyi, hesabımı keserler artık. Bunu başarırsan sonra ne olacak? Yılan kıçını kurtardığım için ayaklarıma kapanacak. Şu defter hadisesi de yeni olduğu için bu iki olmuş olacak. Gerçi onda benden biraz şüphe etmişti ama bu kez iyice emin olacak. Bir yerlerin başına geçerim artık. Maksat büyük sevkiyat. İş ki yılan beni ona bulaştırsın. Geliyor. Bunlar onun adamı. Önden gelip kolaçan ediyorlar. Güzel kızım, belki bizim güne gelirsin diye bekledim lakin gelmedin. Benim de içime sinmedi, sana da bir tabak getireyim dedim. Zahmet etmişsiniz, teşekkür ederim. Ay ne zahmeti ayol. Koca göbekli bir sürü kadın lüpletti. Asıl seni yemen lazım. Çiroz derler sonra. Pekala, teşekkür ederim o zaman. Afiyet bal şeker olsun. Bana hala adını bahşetmedin. Ne diyeceğim ben sana? Feride benim ismim. Ay, adın da yüzün gibi güzelmiş. Maşallah, maşallah. Feridem, Canparem, bizim oğlan pek sever böyle ikramları. O Ayten var ya o Ayten, günde iki tepsi börek, bir tepsi baklava açardı. Baba yiğit adam vesselam, sever böyle şeyleri. Börek için tekrar teşekkür ederim. Ben en kısa zamanda getiririm tabağını size.
Ay kız, yoksa ben sana Ayten dedim diye gücendim mi? Ay kimse sevmez o kaknemi. Seni gözüm ziyadesiyle tuttu da ondan diyorum. Yok, benim alındığım gücendiğim falan yok. İşten yeni geldim malum. Ay haklısın vallahi, ben de seni tuttum. Kapa kapa, halleşiriz sonra kızım. Kusura bakma. Hadi. Aç da kaldım benim yüzümden. Keşke sen yeseydin bir şeyler. Ama ben şimdi hazırlarım sofrayı. Anne. He? Babamı öldüren o adam. Senin eski kocan mı? Benim bir abim mi var? Kim söyledi sana bunları? O adamın oğlu geldi. Orhan. Neden sakladın benden? O adam babamı senin yüzünden mi öldürdü? Anne daha ne kadar susacaksın? Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım sana. Aleyküm ağalar. Aleyküm selam Berdan abi. Mal bu mu? Evet. Hazır, para hazır. Takası yapalım, bitsin bu iş ha. Kışı mı da ne parite? Ama problem. Asya ama parite. Dubre. Ne diyor o kapçı kız? Şimdi bu sefer zor oldu malı getirmek. Çok avanta verdik. Biraz parayı arttırsak. O ne demek lan? Pişmiş aşa su mu katılır? Anlaştık, hesabı kestik. Olmaz abi. Zarar var. Kim karşılayacak? Teslim etmeyiz malı. Oyun mu oynuyoruz lan burada he? Oyun mu oynuyoruz? Malı vereceksin, bu parayı alacaksın. Ay şansımı seveyim ya. Hadise çıkacak. Yok öyle dava. Ya parayı arttır, ya da bu iş biter. Ayaküstü düdüklemeye mi çalışıyorsunuz lan beni? Sıkarım ikinizin kafasına da, mal da bende kalır, para da ha. Kimseye kendimi. Başka doy be. Kes lan. Yılanın adamları hakladı diğerlerini. Yılan bu. Yaş tahtaya basar mı? Al ağabey. Baytar ara hazır olsun. Yaralıyı ona götür. Ben gidiyorum. Mal iki saat içinde depoya girsin. Tamam abi.
Abi, şimdi polisler sizden anons geçtiler. Silah seslerini duyan bir kişi ihbar etmiş. Ekip geliyor. Hay şansım. Yılan malı kaptı vallahi. Paralar da onda kaldı. E biz ne yapacağız? Aynen devam. Bekleyeceğiz. Onlar malı buradan çıkartınca biz de peşlerinden gideceğiz. Söyle Necdet Müjdinber. Abi benim yılan. Sevkiyatta olay çıktı. Biri silah sesinden işkillenmiş, ihbar etmiş. Yetiş savcı, burada 4-5 tane leş var. Ha, batır sonra koş abi. Bekliyorum savcı. Çalmıyor abi işte. Biz arayalım o zaman İbo. Açmıyor onu. Mahir diyordum Necdet, Mahir diyordum. Mahir tam çakal çıktı İbo. Herif çoğulu babasını ipten almak için avukatçılık oynuyormuş. Ya. Uzaktan gittim baktım Salih. Yakınına bir vardım. Mahir'miş. Ne diyorsun lan sen? Ha? Yanlış zamanda mı geldin? Orhan kardeş sen de bizdensin gel. Devam edin o zaman. Ben de vakıf olayım mevzuya. Kaynatıyoruz. Demek ki sizden değilim. İçinize sızmak zor anlaşılan. Her sır insana büyük Orhan kardeş. Bu yükü kaldırabileceğine emin misin? Eminim Necdet kardeş. Peki madem görelim. Neden bekliyorlar? Bilmiyorum ama bir şey oldu. Malı da çıkarmadı. Abi malı yollayalım. Kaslan zevzek. Savcı gelsin öyle. Yolda polis gelse önünü ne yapacaksın? Kucağına mı atacaksın malı? Polis gelsin sessizce üfürün malı. Ben kaçtım. Aman savcı ne derse onu yapın ha. Polisleri oyalayın. Tamam abi. Polisin ne işi var burada? Tezgah bozuldu abi. Var bir iş. Hoş gelmişsiniz. Sakin olun ağalar. Biz silahlı değiliz. Bu kağıtın üstüne geldik. Bırak da ona biz karar verelim. Vallahi billah.
Bizim yakını aklamışlar. Haber geldi. Bir bakmaya geldik. Turgut Savcı değil mi o? Ta kendisi. Ölümlü vukuat ya, savcıya da haber verdiler. Koca İstanbul'da Turgut Savcı'yı mı bulmuşlar? Nöbetçi de değil. Hadi abi. Mallar gidiyor. Hadi abi, seyir bitti, gözünü seveyim. Mallar gidiyor, hadi. Dikkat et Orhan kardeş. Yer dolu. İşte sır bu. Bülent kardeş en azından dükkanında kiracı olabilsin diye ödeyeceğim bedel. Ne yapacaksın bunu? Yok edeceğim. Karşılığında da enişten dükkanına kavuşacak. Aa, temelli bir çözüm değil ama en azından işsiz kalmayacak. Bu fedakarlık, yardımseverlik niye? Orhan kardeş, Kara ailesi benim için de, Dalyan abim için de değerli. Neyse, ödenecek bedel bana ödemek yakışır. Yapma kardeşim. Nahoş işler bunlar. Sana gelmez. Hadi. Başlayalım. Şimdi? Taşırlarken düşürmüşler herhalde. Tuzak olabilir. Tut tut. Kaldıralım hemen. Ne yapacağız bunları şimdi? Yolun kenarına taşıyalım. 15 dakikaya ayılırlar. Sonra da tabana koyduk. Hadi. Arkadaşın Kalil abi'nin yeri hazır. Alalım misafirhaneye. Dur dur. Sen soluklan biraz. Ben hallederim. Thank you.
Aferin Yasin. Utandırdın beni. Vallahi olduysa Mahir sayesinde oldu amirim. Tatsız tanışmıştık arkadaşla. Kusura bakmayın. Sağ ol Mahir. Büyük hizmet verdin memlekete. Amirim, kamyon yarın akşama kadar burada kalacak. Sonra yılana teslim edeceğim. Güzel. Yasin, bende hiçbir şey yoksa ben gideyim. Daha ne olsun kardeşim. Sağ ol. Son demetti. Biliyorum senin kadar güzel değil ama belki yine de affedersin beni. Feridem ne desen haklısın. Çok beklettim seni. Feride. Güzel yarın benim. Neler hazırlamışsın böyle? Kızdın bana. Biliyorum. Haklısın. Ama bak, sen de bir lokma yememişsin. Hadi gel beraber yiyelim. Yok, ben aç değilim. Börek çok güzel olmuş. Hangi ara açtın bunu? Siz bayağı marifetli çıktınız Hakime Hanım. Ben yapmadım bunu, Atiye teyze yaptı. Öyle mi? Ne diyordu Atiye teyze? Hiç öyle havadan sudan sohbet ettik. Ne hakkında peki? Niye gelmiş? Ne dedi? Ne bu sorgu sorsaydı? Yanlış mı yaptım? Kadına kapıyı açmamalı mıydım? Hayır, eğer burada kaldığımı kimsenin bilmemesi gerekiyorsa haberim olsun benimle. Yok, onu demek istemedim ben. Ne demek istedin o zaman? Kadınla konuşup tanıştığımı öğrenince rahatsız oldum. Kabul et bunu. Artık tanıyoruz ikimiz de birbirimizi. Ben gerçekten kırılıyorum Salih. Gerçekten kırılıyorum. Saklamaya çalıştığım ben miyim yoksa senin kendi hayatın mı? Nedir Salih? Sen askerliği nerede yaptın? Belli. İlk vukuatın değil bu. İlk kez bir cesede dokunan ceset gibi olur. Soğuk ete dokunmak zordur. Öyle gözlere bakmak. Yo. İlk. Benden gerçekleri mi saklıyorsun? Yoksa yalan mı söylüyorsun? Ben bunu bilmek istiyorum artık. Kendin hakkında söylediğin hiçbir şey zaten doğru değil. Bunu biliyorum. Öyle değil mi? Feride. Bak dinle. Ne olur. Sus. Eğer bana tekrar yalan söyleyeceksen sus. Ben duymak istemiyorum çünkü. Söylediğin her yalan benim kalbimi daha da parçalıyor. Bendeki seni eksiltiyorsun, haberin olsun Salih. Ben bu mahalleye sensiz geldim biliyor musun? Buradaki herkese seni sordum, kimse tanımıyor seni. Tamam, gizli görevdesin, olabilir dedim. Belki hayatındaki çoğu insana sen böyle yalanlar söylüyorsun. Belki ailen dışında kimse senin gerçek ismini bile bilmiyor. Olabilir. Belki kimliğin ortaya çıkmasın diye bu esrar. Ama ben görevini biliyorum senin. Adliyeye niye geldiğini biliyorum.
Bilmesem haklısın ama biliyorum. Üstelik ben bir hakimim Salih. Seninle aynı yolda yürüyen biriyim. Benim de tek istediğim şey suçluların cezasını çekmesi, adaletin yerini bulması. Ben senin bütün sırlarını saklarım, sen bilmiyor musun bunu? Bana gerçek ismini söylesen ne olur? Ha? Ne olur bana gerçek ismini söylesen? Dünya mı durur? Ha? O büyük teşkilat mı batar? Ne olur alelade bir isim sadece ya. Ya da ailenden bir kişiyi tanısam, bir kişiyi. Veya uzaktan görsem. Senin ağzından bir kerecik gerçek hikayeni duysam ne olur Salih? Ben senin görevine nasıl bir zarar veririm anlayamıyorum bunu. Bana sürekli diyorsun ki Feride bana bir şey sorma. Feride sana artık yalan söylemek istemiyorum. Söyleme o zaman. Niye yalan söylüyorsun ki bana? Ya senin gerçeklerin bende saklı kalır. Sen bilmiyor musun bunu? Ben canımı veririm. Senin adını vermem. Feride ne olur güven bana. Ben sana güveniyorum. Hem de o kadar çok güveniyorum ki. Geçmişimi, ailemi ardımda bırakacak kadar güveniyorum. Kimliğimi, mesleğimi unutacak kadar güveniyorum. Ama sen bana güvenmiyorsun. Sen bana güvenmiyorsun. Ve bu benim canımı çok acıtıyor. Sevdamı kanatıyor ve seni sırlarımda yitiriyorum. Aşkta kaybolmak yetmiyor bazen. Gözlerinde bana olan sevdayı görmek de yetmiyor. Ben senin hayatında olmak istiyorum. Sen benim hayatımda ol istiyorum. Ama sen bunu istemiyorsun ki. Söyleyecek tek bir cümlen daha yok.